Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bu dosyalar birlikte zahirden gelen ups pardon yanlış oldu. Benim bir dakika hemen geliyorum. Tamamdır. Camı kapatıp geldim. Öküz gibi ses yaptıkları için her yeri kapatıp sıcakta ölmemi istiyorlar. Her neyse. Biliyorsunuz Eskişehir'e gittim Zahire ziyareti. Yakında çok güzel videolar gelecek. Aslında bu da o videolardan biri. Şu an bunu izliyorsanız büyük ihtimalle Eskişehir vlogu yayınlanmıştır. Bu da ondan sonra gelir. Büyük ihtimal tam bilmiyorum nasıl olacak. Bu aboneliklerim değil. İçinde bir kısım aboneliklerim var ama onun dışında nasıl desem Eskişehir özel kutusu diyebiliriz. Hani özel dükkan kutusu da diyebiliriz. Gidip bizzat kendim toplayıp kendim doldurdum, kendim aldım. Ve eve de kendim getirdim. İşte bu. Aboneliklerimi alınca da aboneliklerle ilgili her zamanki rutin kutu açılışı videomuz gelecek tabii ki de. Onun dışında hazır mıyız? Bakın şurada bir çizgi var. Kutu baya dolu. Açıyorum. Oba. Şimdi Eskişehir'e Zahire'ye gidip baya bir şey almadan dönmek olmaz dedim kendime. Zaten buna göre hazırlığımı yapmıştım. Öncelikle yeni ürünlerle birlikte gelen ve benim çok sevdiğim bir poster var. Bu posteri... Ay, yem olmuş lan biraz. Neyse bu posteri açıp sonra şu an gösteriyor olabilirim bilmiyorum. Generation posteri bu. Bunu açıp şurada falan gösterebilirim emin değilim. Alex Ross'un Generations posteri. Sonra Marvel'ın her ay çıkan previews'lerinden var. Ne yapayım bunları? Tamam bunları da böyle koyayım. Bir de Generations'a özel Spotlight var. İlk sayılara bakıyor. Buna bakacağız özel bir videoda. Şu posterin tamamı vardı demek ki. Bu resmin tamamı vardı demek ki posterde. Tam söyleyemedim. Geçtim. İşte bu. Benim en çok bu ay beklediğim bu ikisi. Yani bizzat elden almak ayrı bir heves oldu. Spider-Man'in ilk gözüktüğü Amazing Fantasy ve McFarlane'in çizdiği çok güzel bir Spider-Man serisinin ilk sayısı. Konuşamadım sıcaktan. Zaten bilen bilir o bu kapağı. Bende bunun Türkçe basımı da var. Baya güzel lan. Kamerada çok güzel gözüküyor. Her neyse. Geçtim. Bu ay DC'den de nasıl desem şey geldi. Ne diyeyim hani 1 dolarlık fasiküller geldi ve baya geldi. Ben de bunların hepsine yumuldum. Çekiliş yapınca size vereceğim çoğunu bunların. Ama birkaçını kendime alacağım tabii ki de. Batman 1, Aquaman 1, Superman 1, Justice League 1, Flash 1 ve Cyborg 1. Çoğunu size vereceğim bunların. Zaten yakında da bir çekiliş duyurusu yaparız diyorum. Bunları da geçtim. Ve şimdi gelelim asıl aldıklarıma. Hemen bir Infamous Iron Man gördünüz. Mecmualardan aldım bunu. Hasarlı mecmualardan aldım. Etiket fiyatının yarısı. Etiket fiyatı 4 dolar, 2 dolara geldi. Şurasında falan böyle bir kıvrıklıklar var. Pek belli oluyor mu bilmiyorum. Heh, şurada belli oldu. Birkaç yerinde kıvrıklığı var. Onun dışında pek bir sorunu yok. Bunu da böyle arada bir topladığım bir sayı. Devamlı olarak takip etmiyorum. Biliyorsunuz kanalda incelemesi var. Geçtim. Oraya gidip de Türkçe bir şey almamak olmaz dedim ve DC Comics'in GBC'nin yeni bastığı Flashpoint adı altında Batman İntikam Şövalyesi'nin ilk 3 sayısı yani tam set olarak 3 sayısını aldım. Şöyle göstereyim. Hepsi poşetli moşetli böyle güzel. Baya güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Geçtim. İnceleme gelir bu arada. Okursam. Okuyacağım ya. Hem şimdi bu 5 lira rafında olan bir şeydi. Batman Europa 4. Ben de Batman Europa 1 var. Eski abonelik videolarını izlediyseniz orada Director's Cut'ın aldığımı görürsünüz. Hani öyle hani karman çorman toparlamaya çalıştım bir uç seri diyeyim. 2 sayısı kaldı. 2 ve 3. Herhalde en zorda onlar bulunuyor diye biliyorum. Bunu da 5 liraya aldım. Öyle fas şeyli korumalı moralı. Güzel. 5 liraya temiz indir baba dedim. Attım direkt kutuya geçtim. Birkaç tane aboneliğimi aldım demiştim. Onlar geldikçe söyleyeceğim. Ayrıca abonelikler videosunu da ekleyeceğim buradaki abonelikleri. Karışıklık olmasın diye.
Batman 26 ve 27'yi aldım. Çünkü Batman çok güzel gidiyor ve çok güzel kapakları vardı. Bir de Marvel dışındaki tüm aboneliklerimi alayım dedim hazır gitmişken. Bunu videosu gelebilir yakında. Güzel şeyler oluyor çünkü. Redneck'i aldım. Redneck'in 4. sayısı aboneliklerim de vardı zaten. Bu seri çok güzel gidiyor ve bu benim bu ayın incisi diye tabir ettiğim nasıl desem şey yayınında da görmüşsünüzdür zaten. Canlı yayınlarda da demiştim. Bu ayın incisi bu abi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kameramızda da çok güzel gözüktüğünü düşünüyorum şu an. 4 dolarlık bir fiyat etiketi var. Bunun direkt incelemesini koyacağım. Çizgi roman incelemelerinin birkaçını çektim ama buna öncelik vereceğim. Ama ondan önce bu videoyu yayınlamak istedim. Bu video yayınlandıktan bir hafta içinde bunun incelemesini getirtmeye çalışacağım. Yeni sezon da başladı. Henüz izleyemedim ama onlarla ilgili de bir video gelecek. Biraz rahatlamam lazım. Bu aralar çok yoğunum. Buna hiç girmiyorum. İncelemede aşırı detaylı şekilde bakacağız. Geçtim. Ve evet, bir Batman daha. Bu abonelik falan değil. Bu Yıldıray Çınar varyantı. Bu bende yoktu. İnternetten de almak istemiyordum. Orada baktım vardı. Hemen alayım dedim. Güzel. Batman 1'lerin bütün şeyleri var herhalde bende. 1 var, 2 var, bu var. Bir de Freak Batman'deydik. Free varyantı var. Var işte. Güzel Batman'ler. Hani bunu özel Yıldıray Çınar olduğu için aldım. Çevirelim. Defenders 1 uzun zamandır merak ettim ve girmeye çekindiğim bir seriydi bütçe açısından ama hani zahiri özel falan olsun diye bir de dizinin fragmanı çok hype yaptı bana. Şöyle kapağı dikkatlice göstereyim size. İlk sayısı da 5 dolar yine klasik Marvel soygunu. Ama seri güzel diyorlar. Çizimler fena değilmiş. Yazılar da hikaye de iyi diyorlar. Bunun da incelemesi gelecek. Hatta diziyle aynı gün veya bir gün önce falan koyabilirsem koymaya çalışayım hani. Buradan da kendime iş çıkardım. Ve beni en etkileyen DC'ci mi oluyorum dedirten bir çizgi romanda sıra. Aquaman 25. sayının ilk baskısı, ilk kapağı Underworld Part 1. Story arc'ın adı Underworld. Abi şu kapak ne güzel. Şu kapağın güzelliğine bakar mısınız? Bu kapak beni benden aldı. İki tane kalmıştı. Ellerinde dükkan stondaydı. Şu an hala bir tanesi duruyor. Canlı yayınlarda göstermiştim. Vlog'da da var. Duruyorsa kaçırmayın. Hemen gidin kapın. Çünkü ben buna vuruldum ya. Hani çok böyle epik bir nasıl diyeyim resim. Epik bir görsel gibi geldi bana. Ve Aquaman'e bu 25. sayıdan girdim. Siz de buradan bulursanız girin diyorum. Arkasında yine bir hasarlı mecmualardan aldım. Etiket fiyatının yarısı yani 2 dolara gelen bir fasikül. X-Men Gold'un 4. sayısı 3'te abonelik iptal yapmıştım. Ama 4'ün Gambit'li kapağı ve beni cezbedici bir güzelliği olduğu için ve hasarlı mecmualarda olduğu için de eklemek istedim. Geçtim. Hem burada neler var? Burada çok güzel bir şey var. Burada bir cilt var. İngilizce cilt aldım evet. Hazır mısınız? Dönüt dönüt. Yasin Mertliç. Dinç. Sana gelsin. Sende fasikülleri var ama. Hop. Haunt'un ilk cildini aldım. Şuraya dikkatinizi çekiyorum. Walking Dead'in ve Outcast'in nasıl diyeyim yapımcısı yazarı oluşturanı Kirkman var. McFarlane ve Capullo tabii ki de var. Bu abiyi pek bilmiyorum ama bu da iyi biri olması gerek herhalde. Bayağıdır girmek istediğim bir seriydi bu Haunt. Cildini bulunca ve Image fasikülünün ilk ciltleri 10 dolar olduğu için kaçırmayayım dedim. Bayağı merak ettiğim bir sayı. Karakter hakkında pek bir şey bilmiyorum ama duyumlarıma göre Spider-Man Venom karışımı farklı bir karaktermiş. Bu da benim ilgimi çekti. Neden acaba? Bunun incelemesi de gelecek. Çünkü ben buna çok hype yaptım. Şöyle bir kalınlığı var. Etiket fiyatı 10 lira, 10 dolar. Geçtim. Burada da geçen ay bana gelmeyen, daha doğrusu gelmeyen değil de, geçen ay alamadığım, açık arttırmadan kazandığım çok güzel bir varyant var. Hani bayağı iyi. Deadpool Back in Black'in ilk sayısının varyantı Venom Pool Hungry yazıyor. Venom'a Chimichanga adıydı. Bunun adı galiba. Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Bayağı iyi bir kapak bu. Hani varyant videosunda da bu olacak zaten. Hatta bakın ilk sayısı olduğu için şu serinin incelemesini bile yapabiliriz.
diye ekstra şimdiden kendime video çıkarttım. Onun dışında dönüt 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 bir şey gördünüz. Ne gördünüz biliyor musunuz? Eğer Instagram'ı takip ediyorsanız görürsünüz. Teenage Mutant Ninja Turtles Universe. Universe pek olmadı ama IDV'nin TMNT serisinin ilk sayısının blank cover'ını zahirden söke söke aldım. Dükkanda kalan son blankti. Hatta yeni ürünlerle birlikte bir blank daha geldi. Onu da burada göreceğiz. Bununla ilgili kendim çizim yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Amatör bir çizerim. Hani çizer de denmez de bana. Hobi için çiziyorum diyelim. Hobi çizeriyim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bir de bunu açmak istiyorum. Sanki bunun içinde iki tane var gibi geldi bana. Bir bakalım ona. Ha, burada da şey var. Geçen ay alamadığım Spider-Man, The Spectacular Spider-Man True Believers'ı var. Kalmamıştı bana. Ama şansıma bir tane düştü diyeyim. Şunu hemen şöyle dikkatlice koyalım. Yakında blank cover çizimi gelir herhalde. Şu yoğunluğu bir atlatırsam o konulara taslakları attım ama ya. Aşağı yukarı ne çizeceğim belli. Geçtim. Demin bir dakika hemen onu bulayım. Şu an siz kaç bu? Evet. Bakın burada ne var? Aquaman 25 ve 26. İkisinin kapağı da efsane değil mi lan? Mera ve bizim Aquaman'imiz çok iyi abi. Underworld'ün Part 1 ve Part 2'si. Ben bu seriye abonelik açtırmadım. Bu iki sayıyı okuduktan sonra karar vereceğim. Ama sanki içimden bir ses diyor ki Mert açtır diyor. Bakalım neler olacak. Şunu geri koyalım. Şu kapak içinde bunu almış bulunuyorum. Buna yani görüp de almamak bilmiyorum. Çok kişi böyle yapmaz herhalde. Neyse ben buna heyecanlandım. Kekelemeye başladım. İşte ayın ikinci incisi desek yalan olmaz. Peter Parker, The Spectacular Spider-Man'in ilk sayısının blank cover'ı. Bu da yeni aboneliklerle gelen benim gördüğüm tek blank cover'dı. Bunu da söke söke aldım deyim yerindeyse. Hani hem Spider-Man olması açısından hem de bu çizim merakım yüzümden. Çizim merakım diye bir seri var bu arada kanalda bilmeyenler için. Arada sırada çizdiklerimi gösteriyorum. Dedim ki artık boş kağıtlara çizmeyeyim. Blanklere çizeyim. Ne zararı olacak ki değil mi? İyi fikir bence. İki tane blankim var elimde. Önce hangisine çizeceğim bilmiyorum. İlk çizdiğimi kendime saklayacağım. Sonraki çizdiklerime de bilmiyorum. Belki açık arttırmada satabilirim. Çok iyi olursa. Ki o kadar iyi olacağını zannetmiyorum. Zaten öyle bir şey olursa duyurusunu yaparız. Buna ne çizeceğimin taslağı şu an belli değil. Büyük ihtimal TMNT'ye önce çizeceğim. Öyle yani. Zahiri alışverişim bunlardı. Bu kadar. Beğendiniz mi? Bir de ufak tefek bir şeyler daha var ama onları da sonraki videolara saklayayım. Zahirden aldığım çizgi romanlar böyle. Kutuyu da böyle koyduk. Videoyu da çok uzatmadan sona doğru yaklaşalım. Zahir'le ile ilgili sorularınız varsa yorum kısmına bekliyorum. Veya kendilerine buralardan ulaşabilirsiniz diyorum. Şöyle bir reklam yapayım. Onun dışında ne diyeceğimi bilmiyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Aşırı terledim. Kanalıma şuradan bir yerden abone olabilirsiniz. Bir sonraki Zahir videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bam.